Evet arkadaşlarım, tekrarlarımıza Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden 5 tane ünite var. Ve ÖSYM buradan 3 tane soru soruyor. Ama şöyle bir durum var. Her ünitenin sonunda dünyadaki önemli bilimsel, kültürel gelişmelerle ilgili faaliyetler yer almakta. Ve bir bakıyoruz, onlardan güncel bilgilerde de soru gelebilmekte. Aslında Çağdaş'ın soru sayısı hiç 3 olmadı. Çoğu zaman günceldeki 1-2 soruda Çağdaş'la verdiğimiz bilgiler doğrultusunda çıktı arkadaşlarım. Ve ben bu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nde çok fazla arka planla ilgili bilgiler de vereceğim. Ekstra slaytlarımız var. Günümüzdeki gelişmelerin perde arkalarında vereceğim. Özellikle son ünitemizde, yani arkadaşlarım, küreselleşen dünya ünitesinin sonunda çok fazla da çıkabilecek güncellerle ilgili bilgi vereceğim. Hadi güzel bir dersimiz olsun deyip başlıyoruz arkadaşlarım. Monroe doktrini. Şimdi doktrinler ÖSYM için önemli. Bak, ben baştan size doktrinlerle ilgili bilgi vereyim. Arkadaşlarım, Monroe doktrini nedir? 1823'te Amerikan Başkanı James Monroe şunu söylüyor. Diyor ki, biz diyor Avrupalı ülkelerin işlerine karışmayalım. Avrupalı devletler de Amerika kıtasındaki sömürgecilik faaliyetlerine son versinler. Biz kendi kıtamızdaki problemlerle ilgilenelim. Yani Amerika'nın kendi kıtasındaki problemlerle ilgilenmesi Monroe doktrini doğrultusundadır. Ve arkadaşlarım, bu Amerika Monroe doktrininden ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? İlk kez ayrılışı Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıdır. Hani sen sadece kendi ülkendeki problemlerle ilgilenecektin, kendi kıtandaki problemlerle ilgilenecektin? Soru, ABD'nin Monroe doktrininden ilk ayrılışı nedir? Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıdır. Buna akademik literatürde infirat politikası da denilir, yalnızlık politikası da denilir. Bak, Monroe doktrini kısaca Amerika'nın kendi kıtasındaki problemlerle ilgilenmesi. Peki Truman doktrini var, ileride anlatacağım. Arkadaşlarım, Amerikan Başkanı Truman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletler Sovyetlerin kucağına gitmesin ve Avrupa'da ülkelerde komünizm etkili olmasın diye Avrupalı devletlere askeri ve ekonomik yardımlar yapılmasını öngörüyor. İşte buna Truman doktrini deniliyor. Ve özellikle Avrupalı ülkelere ekonomik yardımlar yapılmasını içeren Amerikan paketinin de adı nedir? Marshall Planı arkadaşlarım. Bir de Eisenhower doktrini var. Eisenhower doktrini Sovyetlerin Orta Doğu'daki komünizm faaliyetlerini önlemeye yöneliktir. Orta Doğu'da Sovyet etkisini kırmaya yöneliktir. Yani Eisenhower eşittir Orta Doğu. Peki Nixon-Kissinger doktrini var arkadaşlarım. Nixon-Kissinger doktrini de ABD ile Rus ilişkilerinin ortak çıkar doğrultusunda ele alınmasıdır. Amerika bir ülkeye girdi, Rusya'nın da oradan nemalanmasına izin verecek. Rusya bir yere girdi, Amerika'nın da nemalanmasına izin verecek. Bir de Bush doktrini vardır arkadaşlarım. Bush doktrini de nasıl? Amerikan Başkanı George Bush açıklıyor. Diyor ki, terörle kendi ülkende mücadele etmeyeceksin. Terörü doğduğu yerde ortadan kaldıracaksın. Yani terörle, savunmayla mücadele edilemez diyor. İşte Amerika arkadaşlarım Bush doktrini doğrultusunda da Irak ve Afganistan'ı işgal ediyor. Nereleri işgali Bush doktrini doğrultusundadır? Irak ve Afganistan'ı. Özellikle bunu 11 Eylül saldırılarından sonra gerçekleştiriyor arkadaşlarım. Hani doktrinler ÖSYM için önemli. Bakın, Monroe doktrini çıktı. Az önce bahsettiğim Truman doktrini, Marshall planı çıktı. Eisenhower doktrini KPSS lisans ve ön lisansta sorulmadı. Başka sınavlarda soruldu. Ardından Nixon Kissinger hiç çıkmadı, Bush doktrini hiç çıkmadı. Bunların hepsini bir çırpıda anlattım arkadaşlarım. Devam ediyorum. Konularda yeri geldiğinde bir daha değineceğim. Şimdi arkadaşlarım, Petersburg'da kadın işçiler bir grev başlatıyor. Ve arkadaşlarım, bu grev büyüyor. Ve sürgündeki lider İliç Vladimir Lenin geliyor Rusya'da, bu ayaklananların başına geçiyor. Ve böylece Bolşevik ihtilali başarıya ulaşıyor arkadaşlarım. Şimdi Bolşevik ihtilali Ekim ayında yaşandığı için buna Ekim devrimi de deniliyor. Ve Çarlık yanlıları ve Çar ailesi arkadaşlarım ülkeyi terk ediyor. Rusya'nın son hanedanlığı Romanov hanedanlığıdır arkadaşlarım. Ve Rusya'nın son çarı 2. Nikola da ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor arkadaşlarım. Peki Lenin başa geçince, Lenin döneminde neler yapılıyor? Arkadaşlarım bakın, günümüzde Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. Rusya ile ilgili soru çıkabilir. Mesela Rusya'da Stalin dönemi gelişmeleri arasında hangisi yer almaz? Lenin dönemi gelişmeleri arasında hangisi yer almaz diye soru çıkabilir.
Mesela Stalin dönemi gelişmeleri arasında hangisi yer almaz diye soru sorar. Seçeneklere Lenin dönemindeki Brest-Litovsk anlaşmasını, NEP denilen ekonomi politikasını seçeneklere koyabilir. Buna dikkat edelim. Lenin dönemi gelişmeleri arasında hangisi yer almaz der. Stalin dönemindeki arkadaşlarım tarım politikasını, tarım devrimini seçeneklere koyar. Birinci 5 yıllık kalkınma planını seçeneklere koyar diye düşünüyorum. Peki Lenin döneminde neler oluyor? Lenin Rusya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan çekiyor. Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalıyor. Ardından Çarlık Yanlılarının Beyaz Ordusu ile işte mücadele ediyor arkadaşlarım. Ve Lenin önderliğinde kurulan ordu da Kızıl Ordu'dur arkadaşlarım. Ardından Lenin'in mensup olduğu arkadaşlarım Sovyetler'deki partide çoğunlukta olanlara Bolşevik, azınlıkta olanlara Menşevik denilir. Menşevikler Batı tarzı uygulamaları benimsiyorlar. Menşeviklerle de mücadele ediyor. Ardından NEP denilen ekonomi politikasını ortaya atıyor. NEP Rusça bir kısaltmadır. Novaya Ekonomistçiya Politika. Yani yeni ekonomi politikası gibi. Bu politikayla köylülere ürün pazarlama serbestliği tanıyor. NEP'men denilen iş adamları aracılığıyla köylüler ürünlerini rahatça pazarlayabiliyor arkadaşlarım. Lenin köylü dostudur ama birazdan göreceğiniz Stalin köylü düşmanıdır arkadaşlarım. Bakın Stalin döneminde birinci 5 yıllık kalkınma planı gündeme geliyor. Peki Rusya bir tarım ülkesi değil mi? Evet. Hangi alanda kalkınma? Tarım alanında kalkınma. Kolektifleştirme politikasını uygulamak istiyor Stalin arkadaşlarım. Ve kendi ülkesindeki köylere diyor ki sizlere dedelerinizden atalarınızdan bağ bahçe kaldı, arazi kaldı diyor. Böyle bölük pörçük üretim olmaz. Kolektif üretim yapmak lazım diyor. Köylüler topraklarını vermek istemiyor ama Stalin zorla bunlara el koyuyor ve 2 milyona yakın kendi ülkesindeki köylüleri öldürüyor arkadaşlarım. Ve köylülerden aldığı bu topraklarda arkadaşlarım kolhoz denilen devlet üretme çiftlikleri kuruyor. Böylece ne oluyor arkadaşlarım? Seri üretime, seri ekime geçilecek. Peki tarlalarda arkadaşlarım ürün hasatında falan özellikle tarlaların sürülmesine ne kullanılır? Traktör. Bakın traktör imalatına önem veriliyor. Peki traktörler engebeli arazilerde gideceği için arkadaşlarım traktörlerin sağlam olması lazım. O yüzden traktörlerde demir ve çelik kullanılıyor. O yüzden bak demir ve çelik alanlarında yeni fabrikaların kurulmasını da sağlıyor. Ve arkadaşlarım mesela arpa, yulaf, çavdar gibi ürünler elde ediliyor. Hemen yanına bir fabrika kuruluyor ve burada üretilenler orada unlu mamullere dönüştürülüyor ve hemen paketlemesi gerçekleşiyor ve Rusya genelinin ihtiyacı karşılanıyor. Yani komünizm denilen bu ekonomik modelde dışa bağımlılık söz konusu değildir. Orada üretilenler oradakilerin ihtiyaçlarını karşılıyor arkadaşlarım. Ve şöyle bu fabrikalar suyla çalışmıyor. Peki traktör suyla çalışmıyor. Bundan dolayı Sibirya'daki maden yatakları işletilmeye açılıyor arkadaşlarım. Kömür yatakları, petrol yatakları işletilmeye açılıyor. Peki bu fabrikalarda falan nitelikli insanlar çalıştırmak istiyor Stalin. Ne yapıyor? Herkes için eğitimi mecburi hale getiriyor. Peki. Devam ediyorum. Arkadaşlarım basmacı hareket. Şimdi arkadaşlarım Kafkasya'daki Türk ve Müslümanlara Çarlık Yanlıları zamanında çok büyük baskı uygulamıştı. Ve bu doğrultuda arkadaşlarım ilk etapta Milli İstiklal Ayaklanması çıkıyor. Ve bu Milli İstiklal Ayaklanması'nda ceditçiler denilen yenilikçiler etkilidir. Ama Ruslar çok kanlı bir biçimde bunu bastırıyor. Ve sonradan basmacı hareketi ortaya çıkıyor. Bakın burada çıkabilecek sorular. Basmacı hareketinin temel amacı nedir? Türkistan'ın bağımsızlığını sağlamak. Bakın Türkistan'ın bağımsızlığını sağlamak. Basmacı hareketinin başlamasında etkili olan lider hangisidir? Korbaşı Ergaş. Peki basmacı hareketi ilk nerede başladı? Orta Asya'daki Hokan şehrinde. Ve arkadaşlarım bu hareketin içinde yer alan önemli şahıslar kimlerdir? Enver Paşa ve Zeki Veli Togan. Yani Osmanlı'nın da 1. Dünya Savaşı'na girmesine etkili olan Enver Paşa basmacı hareketi içinde de yer almıştır. Ve ünlü tarihçi Zeki Veli Togan da yer almıştır. Zeki Veli Togan çok önemlidir. Neden önemlidir? ÖSYM'nin vazgeçilmezlerinden biri Kutadgu Bilik'tir. Arkadaşlarım şöyle bir soru. Orta Asya'da yaptığı çalışmalar sırasında Kutadgu Bilik'in el yazması nüshasını bulan ve baskılardan dolayı Türkiye'ye iltica eden
İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarih kürsüsünü kuran, Tarihte Usul, Umumi Türk Tarihine Giriş adlı eserleri yazan Başkırtlar denilen topluluğun önemli lideri hangisidir? Türkistan Milli Birliği'nin başkanı hangisidir? Cevap Zeki Velidi Togan arkadaşlarım. Bak bu sorudur. Yıllar önce tarih alan sınavında soruldu. GKY'de henüz sorulmadı. Ön lisans, lisansta çıkabilir arkadaşlarım. Benden söylemesi. Peki Ruslar bu basmacı hareketini de çok kanlı bir biçimde bastırıyor. Hatta Enver Paşa da Ruslarla giriştiği Türkmençay Savaşı'nda şehit düşüyor. Cenazesi uzun süre Orta Asya'da kalıyor. Sonradan İstanbul'a getirilip İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne naklediliyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Gazavat ve Müridizm hareketi. Arkadaşlarım 18. yüzyılda Kafkasya'daki Müslümanlara ve Türklere olan Rus baskısından dolayı İmam Mansur önderliğinde Gazavat denilen bir hareket oluşuyor. Zaten İslam uğruna yapılan savaşlara gaza ve cihat denilmiyor mu arkadaşlarım? Evet. İşte İmam Mansur önderliğinde Gazavat hareketi oluşuyor. Ve 18. yüzyılda bu hareketin başına arkadaşlarım Şeyh Şamil geçiyor. Bakın Kafkas Kartalı olarak anılan şahıstır. Bana göre Şeyh Şamil her türlü sorudur arkadaşlarım. Bak Şeyh Şamil'e dikkat edin. Çıkmış sınav sorularında, farklı sınavlardaki sınav sorularında bir önemli şahıs sorulduğunda seçeneklerde Şeyh Şamil'in olduğuna da kaç tane soruda şahit oldum. Demek ki soruyu yazanlar Şeyh Şamil'i önemsiyor ki seçeneklere koyuyor. Şeyh Şamil'e dikkat edin arkadaşlarım. Gazavat hareketinin 18. yüzyıldaki önemli temsilcisi olan Kafkas Kartalı olarak anılan, Ruslara esir düşen önemli şahıs hangisidir? Şeyh Şamil. Ruslara esir düşüyor arkadaşlarım. Ruslar bunu tek kişilik bir hücreye kapatıyorlar. Yıllarca orada kalıyor. Ciğerleri, böbrekleri çürüyor. Ruslar sonra bunu serbest bırakıyorlar ve diyor ki ben son görevimi gerçekleştireceğim. Hacca gidiyor, hacda vefat ediyor. Cenazesi bir süre sonra Kafkasya'ya getiriliyor. Ve arkadaşlarım sonradan bu hareketin önderliğini Çeçen lider Cahar Dudayev yapıyor. Ve arkadaşlarım Çeçen İşkerya Cumhuriyeti'nin kurulması sağlanıyor. Ardından 1997 Hasavyurt Anlaşması'yla da Çeçenistan'a yarı özerklik veriliyor. Günümüzde Çeçenistan'ın başında Kadirov adında bir lider var ve Rusya ile işbirliği halinde ve yıllarca yürütülen bu harekete bana göre ihanet ediyor arkadaşlarım. Kendiniz de Kadirov'un yaptığı faaliyetleri ayrıca araştırabilirsiniz. Peki, Meiji Restorasyonu. Arkadaşlarım eskiden LYS sınavı vardı. Üniversite hazırlık sınavı. Ve LYS sınavında sözel öğrencilere arkadaşlarım Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden 14 veya 15 tane soru sorulmaktaydı. Hatta kaliteli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu bulmak istiyorsanız eski LYS sorularına bakabilirsiniz. Mesela LYS'de soruldu. Japonya'da Meiji Restorasyonu döneminde meydana gelen gelişmeler arasında hangisi yer almaz? Bakın arkadaşlarım. Japonya'da 1850'lerde İmparator Mutsuhito var ve bu adamın batı tarzı yeniliklere izin verdiği sürece Meiji Restorasyonu deniliyor. Buna Japonya'nın yükselişi de deniliyor. Japonya'nın aydınlanma dönemi de deniliyor. Ve bak buradaki gelişmeleri ezberlemeyin arkadaşlarım. Bizde 2. Mahmut ne kadar çok ıslahat yapıyor değil mi? Japonların 2. Mahmut'u da Meiji'dir arkadaşlarım. Mesela 2. Mahmut ilk öğretimi zorunlu hale getiriyor, Meiji'yi de getiriyor. İkinci Mahmut gazete çıkarıyor takvim vekayı, Meiji de gazete çıkarıyor. Mesela Japonya'da feodal beyler var, bunlara daimyo, shogun falan deniliyor. İkinci Mahmut döneminde de ayan denilen güçler var, onlarla senedi ittifak adlı sözleşme imzalanıyor. Değil mi? Yani ikinci Mahmut'un yaptığı birçok faaliyeti aynen Meiji'de görebiliyoruz. Hocam peki soru çıkarsa nasıl basit yanıtlayabiliriz? Bak bunları boşu boşuna ezberlemeyin. Japonya'da alfabe değişmiyor ve halka siyasi haklar verilmiyor Meiji restorasyonuyla. Bunlardan birileri seçeneklerde olur. Peki geçiyorum burayı da. Arkadaşlarım yine LYS sorusu. Orta Doğu'da İngiltere'nin manda yönetimi altına giren ülkeler arasında hangisi gösterilemez? Fransa'nın mandalarından birini seçeneklere koyuyor. Fransa ile ilgili soru sorduğunda İngilizlerin manda yönetimi altına giren devletlerden birini seçeneklere koyuyor. Bakın İngilizlerin manda yönetimi altına giren Orta Doğu ülkeleri. Arkadaşlarım bakın burada IMF AKÜ diye bir kodlama yapmışım. Bakın İngilizler parayı sever. Uluslararası Para Fonu'nun kodu nedir? IMF yani IMF. Bakın Irak, Mısır, Filistin. Üste de yazıyor. IMF'ye enerji veriyorum biraz akü bağlıyorum. Bakın A Arabistan, K Kuveyt,
Ürdün. Bunlar İngilizlerin manda yönetimi altına giren Orta Doğu ülkeleri. Fransız mandalarına baktığım zaman salatacı diye kodluyorum. Sesli harfleri atıyorum. Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir. İtalya'nın da manda yönetimi altına giren ne? Trablusgarp. Yani günümüzdeki adıyla Libya. Peki devam ediyorum. 1929 dünya ekonomik krizi. Hep söylüyorum. Çağdaş Türk ve dünya tarihinde Türkiye'yi bir yer ilgilendiriyorsa o yeri kesinlikle bilin. Arkadaşlarım, İngiltere'deki New York borsasının çökmesi olayı 1929 dünya ekonomik krizidir. Yani borsanın çökmesiyle 1929 dünya ekonomik krizi yaşanıyor arkadaşlarım. Ve İngiltere'deki Amerika'daki New York borsası arkadaşlarım ünlü Wall Street caddesi üzerindedir. O yüzden 1929 dünya ekonomik krizine Wall Street'in çökmesi de deniliyor ve perşembe günü yaşandığı için buna kara perşembe de denilmekte. Peki bu kriz neden patlak veriyor? Arkadaşlarım, Amerika'da bankacılık yasaları düzenli değil. Amerika'da ekonomiye 200 tane holding hakim. Bunların herhangi birinde meydana gelebilecek bir iflas durumunda, bunların yurt dışında da şubeleri olduğu için arkadaşlarım küresel sıkıntılar yaşanıyor. Birçok işsizler kuyruğu falan oluşuyor. Ve bakın, bu kriz sırasında Amerikan başkanı kim? Hoover arkadaşlarım. Hatta Hoover 1. Dünya Savaşı sırasında Amerika olarak Avrupalı devletlere de borç vermişti. Bunları alamayacağını anlayınca bu borçları erteletmişti. Hoover moratoryumu da bundan dolayı yayımlanmıştı. Türkiye'de bu moratoryumdan yararlanmıştı arkadaşlarım. Kendi borçlarını ertelemişti. Peki mesela bu krizden etkilenmeyen ülke hangisidir? Sovyet Rusya. Neden? Komünist ekonomi hakim olduğu için arkadaşlarım. Komünizmde dışa bağımlılık söz konusu değildir arkadaşlar. Peki krizin Türkiye'ye etkileri. Düşünün arkadaşlarım, yorum yapalım. Bak, büyük bir kriz patlak veriyor. Sen nasıl bu krizden kurtulursun Türkiye olarak? Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsın, özel sektörün yok. Liberal politikalarla kurtulabilir misin? Hayır. O yüzden korumacı devletçi iktisat politikasına yöneliyorsun. Tamam mı? Bak, devlet eliyle büyük yatırımlar yapılıyor. Peki yabancı mallar ülkeni sarmasın diye ithalata sınırlama getirmez misin? Gümrük vergilerini yükseltmez misin? Peki büyük bir kriz var. Arkadaşlarım, tasarruf tedbirlerine uymaz mısın? Evet. Bu doğrultuda bakın, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor. Ve başkanı kim? Kazım Özal. Sorudur. Atatürk döneminin en uzun süre meclis başkanlığı yapan şahsıydı Kazım Özal. Ve bakın, Kazım Özal'in de meclis başkanı olmasının 100. yılındayız. Tamam mı? Kazım Özalp'e dikkat ediyoruz. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor. Kazım Özalp de bunun başkanlığını yapıyor. Hatta yerli malı kullanımı da özendiriliyor. Hatta o tarihlerden itibaren yerli malları haftası da kutlanmaya başlanıyor. Peki arkadaşlarım, dış ödemelerde clearing ve takas sistemine geçiliyor. Clearing nedir? Benden hangi ülke mal alıyorsa ben de ondan mal alıyorum. Takası da biliyorsunuz, mal değişimi. Peki bakın, aynı zamanda paramızı korumamız lazım. Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılıyor. Merkez Bankası kuruluyor. Yurt dışında Türkiye'ye yönelik ekonomik lobileri önleyebilmek için dış ticaret ofisi kuruluyor. Bunların hepsi 1929 dünya ekonomik krizinin Türkiye'ye etkileridir. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Milli Korunma Kanunu çıkarılacak. Bakın, size soru sorulur. Ben de soru bankamda sorduğum için aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Arkadaşlarım, 1929 dünya ekonomik krizinin Türkiye'ye etkileri arasında hangisi yer almaz? Seçeneklere Milli Korunma Kanunu koydum. Öğrenci düşünür, der ki ya evet, İşte sıkıntılar var. Tabii ki Milli Korunma Kanunu diye bir kanun çıkarılmış olabilir. Halbuki o 2. Dünya Savaşı sırasında. Tamam mı arkadaşlarım? Dikkat ediyorsunuz. Peki, İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünya barışını koruma çabaları. İlk etapta Milletler Cemiyeti, diğer adıyla Cemiyeti Akvam. Bakın, her satırı soru. Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri nerededir? Wilson ülkelerinde. Kurulmasının karara bağlanması nerededir? Paris Barış Konferansı'nda. Nere merkez olmak üzere kuruldu? 1920'de İsviçre'nin Cenevre kenti merkez olmak üzere kuruldu. Peki bu teşkilatın kurulması için yoğun çaba göstermesine rağmen bu teşkilatta yer almayan devlet hangisidir? ABD. Hocam niye? Çünkü Monroe doktrinine geri dönüyor. Kendi kıtasındaki problemlere geri dönüyor. Anlaşıldı. Zaten bundan dolayı Wilson ülkelerinde de İngiltere ve Fransa'ya ne madde dayattıysa İngiltere ve Fransa bunları canlarının istediği şekilde uygulayabiliyor arkadaşlarım. Peki Türkiye kimin daveti, kimin desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştu? İspanya'nın daveti, Yunanistan'ın desteğiyle. Peki, Locarno Paktı. Şimdi arkadaşlarım, yıllar önce LYS sınavında soruldu. Bakın soruya.
1 Aralık 1925'te Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında Londra'da imzalanan pakt hangisidir? Biliyorum bu tarz sorularda zorlanıyorsunuz. Zaten Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde zorlanmanızdaki en önemli etken teşkilat adı fazla, devlet adı fazla, şahıs ismi fazla. Değil mi? Yoksa konularda çok büyük bir zorluk yok aslında. Şimdi benden size tavsiye. Arkadaşlarım, buradaki devletleri ezberlemeyin. Bak, Locarno ne zaman kuruldu? 1925'te. Türkiye üye mi? Hayır. Bunu bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ve bakın, bu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumaya yönelik ilk büyük hamledir. Ve bakın, pakt Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne üye olmasıyla yürürlüğe girecekti. Çünkü Fransa Almanya'nın kendi ülkesini işgal edeceğini her zaman düşünüyor. Fransa'nın Almanya'ya karşı tedbir almasının bir sonucudur Locarno Paktı. Peki, devam ediyorum. Bakın, Briand-Kellogg Paktı var. Bunu da aynı şekilde sordular arkadaşlarım. Tarih verip devletleri verip sordular. Dediler bu pakt hangisidir? Bakın, Briand Fransız Dışişleri Bakanı'nın adı. Kellogg ABD Dışişleri Bakanı'nın adı. Soru. Briand-Kellogg Paktı'nda önder devletler hangileridir? ABD, Fransa. Peki, Paris Paktı olarak da anılan pakt hangisidir? Briand-Kellogg Paktı. Peki Türkiye Briand-Kellogg Paktı'na hangi devletle aynı tarihte üye oldu? Sovyet Rusya ile 1929'da. Peki hangi pakta savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır? Briand-Kellogg Paktı. Peki devam ediyorum. Avrupa'da totaliter rejimlerin, yani baskıcı rejimlerin kurulması. Arkadaşlarım, İtalya'da Mussolini başa geçiyor, Almanya'da Hitler başa geçiyor. İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm etkili oluyor. Ve çıkmış LYS sınav sorusu. Kara Gömlekliler adlı örgütün iktidarını güçlendirdiği lider hangisidir? Mussolini arkadaşlarım. Bakın, Kara Gömlekliler Mussolini iktidarını güçlendiriyor. Peki Mussolini faşist parti haricindeki partileri yasaklayıp diktatörlüğünü ilan etmiyor mu? Evet. Ve Mussolini'nin politikası ne? Bizim deniz. Yani Akdeniz bizim denizdir diyor arkadaşlarım. Biz Roma İmparatorluğu'nun mirasçısıyız, varisiyiz diyor. Ve biz tüm Akdeniz havzasına hakim olmalıyız politikasını güdüyor. Zaten bunu gerçekleştirme isteği İtalya'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olacak. Peki devam ediyorum. Almanya. Almanya'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Weimar Anayasası ortaya atılmıştı arkadaşlarım. Ama Hitler 1933'te başa geçtiğinde ne oluyor arkadaşlarım? Nazizm Almanya'da etkili oluyor ve Weimar Anayasası da yürürlükten kaldırılıyor. Ve Hitler diyor ki Versay Anlaşması ile Alman halkına çok büyük maddeler yüklendi. Ağır maddeler yüklendi. Ben bunun yükümlülüklerinden Alman halkını kurtaracağım. Ve ne diyor arkadaşlarım? Diyor ki Alman ırkı üstün ırktır, Germen ırkı üstün ırktır. Dünyanın birçok bölgesi ele geçirilmeli ve oradaki insanlar Germen ırkına hizmet etmelidir. İşte bu politikaya hayat sahası politikası deniliyor. İtalya nasıl bizim deniz politikasını güttü? Almanya'nın da politikası nedir? Hayat sahası politikası. Buna Almanca Lebensraum da denilmekte arkadaşlarım. Peki İtalya'da Mussolini'nin iktidarını güçlendiren neydi arkadaşlarım? Kara gömleklilerdi, değil mi? Ardından Almanya'da Hitler'in otoritesini güçlendiren de kahverengi gömleklerdir. Ardından SS, SA denilen Nazi hücum kıtaları var arkadaşlarım. Gestapo denilen Alman istihbarat teşkilatı da var. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Bakın arkadaşlarım, ÖSYM'nin seveceği bir nokta. Mesela Skala Nutku demişim. Mesela Skala Nutku'nda bireyin devletle uyumlu olduğu ölçüde önemli olduğunu belirten ve devletsiz hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini belirten lider hangisidir? Yani Skala Nutku'nda bunları söyleyen lider hangisidir? Mussolini. Bana göre bu da sorudur. O da aklıma geldi. Söylemeyi unutmuştum. Onu da söyleyeyim dedim. Peki gelelim İspanya'ya. Arkadaşlarım, bu resimde gördüğünüz General Franco. İspanya'da seçimler yapılıyor. Ve arkadaşlarım, seçimi cumhuriyetçiler kazanıyor. Ama aşırı milliyetçi bir lider var. General Franco diyor İspanya'da başa ben geçmeliyim. Aşırı milliyetçi liderlerden destek istiyor. Kim olabilir bunlar? Zaten Almanya'da aşırı milliyetçi Hitler başta. İtalya'da aşırı milliyetçi Mussolini başta. Bunlardan destek istiyor. Ve Hitler ve Mussolini de General Franco'ya destek veriyorlar. Hatta General Franco cumhuriyetçilerin bulunduğu kasabaları falan Alman ve İtalyan uçaklarını kullanarak bombalatıyor.
Ve arkadaşlarım, Almanya ve İtalya niye General Franco'ya destek veriyor? Diyorlar ki buna destek verelim, bu da bizim yanımızda 2. Dünya Savaşı'na girsin. Ama General Franco bunlardan aldığı desteklerle İspanya'da başa geçiyor. Almanya ve İtalya'yı kandırıyor, 2. Dünya Savaşı'na da girmiyor. Ve İspanya'da yıllarca arkadaşlarım Franco diktatörlüğü devam ediyor. O yüzden İspanya Avrupa'da uluslararası barışı korumaya yönelik teşkilatlara genelde hep son üye olan devlettir. Bu General Franco diktatörlüğünden kaynaklı bir durumdur. Ve arkadaşlarım, günümüzde görselli sorular da soruluyor değil mi arkadaşlarım? Bakın, Picasso'nun Guernica adlı tablosu var. O bana göre direkt sorudur. Birçok sınavda da karşınıza gelir arkadaşlarım. Pablo Picasso kübizm akımının önemli temsilcisidir. Kübizm resmi geometrik çizmektir arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım, Guernica tablosuna bakarsanız orada geometrik bir çizim de yapmıştır. Hatta arkadaşlarım, İspanya İç Savaşı sona erdikten sonra Pablo Picasso bir sergi açıyor. Buraya Alman, İtalyan generaller de geliyor. Bir general mikrofonu eline alıyor. Diyor ki, hey Pablo, sen ne güzel tablolar yapmışsın. Pablo Picasso da diyor ki, bunları ben yapmadım, siz yaptınız. Siz insanları öldürdünüz, ben de bunu resmettim. İşte Pablo Picasso'nun Guernica tablosu da Guernica adlı kasabanın bombalanması üzerine yapılmıştır. Mesela soru. Kübizm akımının önemli temsilcisi olan Guernica adlı tablosunda İspanya İç Savaşı'nı irdeleyen önemli ressam hangisidir? Cevap Pablo Picasso arkadaşlarım. Buna dikkat edin. Peki, devam ediyorum. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki önemli gelişmeler. Bak, güncelde burada çıkan birçok soru var arkadaşlarım. Bunlar Milli Eğitim kitaplarında da var. Mesela engelli KPSS sınav sorusu, EKPSS sorusu. 1929 dünya ekonomik krizinden sonra Amerika'da yaşanan durumları Gazap Üzümleri adlı eserinde dile getiren önemli şahıs hangisidir? Cevap John Steinbeck. Peki, sürrealizm 2023 sınav sorusu. Eriyip akan duvar saatleri, işte gövdesinde çekmece taşıyan insanlar gibi, hatta onun resmini de vermişti, bu tabloların resmini de vermişti arkadaşlarım. Bu şekilde tablolar yapan sürrealizm, yani gerçeküstücülük akımının önemli temsilcisi kimdir? Cevap Salvador Dali arkadaşlarım. İşte diyorum, bunu soran ÖSYM Guernica'yı niye sormasın? Peki, altındaki de yıllar önce çıkan KPSS lisans sınav sorusudur. Soru şuydu: Soğuk Savaş döneminde dünyada meydana gelen önemli bilimsel kültürel gelişmeler arasında hangisi yer almaz sorusuydu. Cevap arkadaşlarım, ilk radyo yayınının yapılmasıydı. Bak, ilk radyo yayını Soğuk Savaş döneminde değildir, iki savaş arasındaki dönemdedir. Amerika'da ilk radyo yayını yapılmıştır. Dikkat. Peki arkadaşlarım, şöyle bir soru. Kalmet ve Guerin tarafından geliştirilen BCG aşısı hangi hastalığı tedavi etmeye yöneliktir? Tüberküloz. Yani diğer adıyla verem. Sorudur bana göre. Peki, 1928 yılında C vitamininin keşfedilmesi hangi hastalığın tedavisinde etkilidir? Arkadaşlarım, hastalığın adı ne? İskorbüt. Bak, onu yazmamışım. İskorbüt. Tamam mı? C vitamini bulununca iskorbüt hastalığı da ortadan kalkıyor. Bu C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıkmış. C vitamini bilinmediği için özellikle denizciler bu hastalığa yakalanıyormuş. Peki, çıkmış sınav sorusu. Penisilinin mucidi kimdir? Alexander Fleming. Çıkmış sınav sorusu. Peki, bu da sorulur. Arkadaşlarım, fizikteki izafiyet, yani görelli kuramı ile çığır açan önemli bilim insanı hangisidir? Albert Einstein. Peki, şöyle bir soru. Kavgam adlı eserinde kullanmasını bilenin elinde radyonun çok büyük bir silah olduğunu belirten lider hangisidir? Hitler. Çünkü radyo o dönemde büyük bir propaganda unsurudur arkadaşlarım. Peki, 1931'de Amerika'da Empire State Building yapılıyor. O dönemde dünyanın en yüksek binası ve 1954'e kadar arkadaşlarım dünyanın en büyük binası olarak, en yüksek binası olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz günümüzde Burj El Halifalar falan yapıldı. Daha yüksek binalar da yapıldı. Peki, Alman mimari akımının adı Bauhaus'tur. Günümüzde arkadaşlarım, hani Bauhaus mağazaları Türkiye'de de dünyada da birçok ülkede binlerce, milyonlarca mağazası bulunmaktadır. Mesela Bauhaus mağazalarına gittiğiniz zaman bir evin yapımında neler gerekliyse her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlarım. Yani mimari bir akım olan Bauhaus şehir planlaması konusunda yenilikler getirdi arkadaşlarım. Bir de bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlarım. Bakın, Charlie Chaplin'den de bahsedilmiş Milli Eğitim kitabında. Arkadaşlarım, mesela şöyle bir soru. Çektiği filmlerde Nazizmi eleştiren
İşte Büyük Diktatör adlı filminde özellikle bunu dile getiren, işte Sherlock karakteriyle anılan önemli sinema sanatçısı hangisidir? Charlie Chaplin bana göre de bu sorudur arkadaşlarım. Buna dikkat edin. Slide'da yazmıyor, aklıma geldi. Ekstra bunu da söylemek isterim. Peki, devam ediyorum. Evet, çok şükür arkadaşlarım. Bu üniteyi de bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitemizde 2. Dünya Savaşı'yla kaldığımız yerden tekrarlarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Görüşürüz.